Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir oyuncakla karşınızdayım. Bu videomuzda böyle mini minnacık bir kız örüyoruz. İsmi Selin arkadaşlar. Oldukça kolay. Yeni başlayan arkadaşlarımın bile kolaylıkla örebileceği tarzda bir tarif hazırladım. Ördüklerinize lütfen beni de etiketlerseniz çok sevinirim. Ayrıca YouTube kanalıma abone olursanız ona da çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz aboneliklerimiz ücretsiz. Hemen malzeme listeme geçmeden önce kızımın kaç santim olduğunu size söylemek istiyorum. Şöyle şuradan. Yaklaşık 22 santim civarı bir kız. Evet. Göstereyim tekrar. Şimdi hemen malzeme listeme geçeyim. Her türlü ip kullanabilirsiniz. Evinizde olan bütün ipleri tercih edebilirsiniz. Ten renginde kullandığım Lanosa Alara 937 numaralı ipi arkadaşlar. Tığ olarak da 2 numara kullandım. Elbise ve saçlarda da Gazzal Baby Cotton. Şöyle Gazzal Baby Cotton kullandım. Söylediğim gibi her türlü ipleri tercih edebilirsiniz. Gözlerimizde 10 milim arkadaşlar. Renkli tercih ettim. Siz eğer isterseniz siyah da kullanabilirsiniz. Eğer sorularınız vesaire olursa yorum kısmından veya Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olduysanız, malzemelerinizi de hazırladıysanız örmeye başlayalım. Şimdi hemen ilk olarak her zaman yaptığımız gibi kollarla başlayacağız. Bacaklarla örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kollarımız için şöyle minik bir kolumuz var. Ten rengi ipimizi alıyoruz. Ve sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapıyoruz. Bu arada ben çapraz sık iğne kullanıyorum. Normal sık iğne ile de örebilirsiniz. Şimdi 6 sık iğnemizi yapıyoruz. Birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda hepsine çift batıyoruz arkadaşlar. Her sık iğne içerisine 2 sık iğne yapıyoruz. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci arttırmam. Ve sonuncu arttırmam. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Üç ve dördüncü sıraları arttırma, eksiltme yapmadan iki sırayı 12 sık iğne örelim. Toplamda 2 sıra arttırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Dokuz, on, on bir, on iki. Birinci sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıranın arttırmasındayım. Dördüncü sıramdayım yani. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10, 11 ve 12. Evet, şimdi bir tane daha örmem gerekiyor. 5. sıramızdayız arkadaşlar. Bu sıramızda 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1, 2 tek bir tane eksiltiyorum. Bir kez daha. Bir, iki tek, bir tane eksiltme. Son kez. Bir, iki tek, bir eksiltme. Yani üç kez arka arkaya iki tek bir eksiltme yapmış olduk. Toplamda 12 olan sık iğnemiz
9 sık iğneye düştü. Şimdi 6. sıramdayım. 6 ve 20. sıralar arasında arkadaşlar, şu kısmı arttırma eksiltme yapmadan 9 sık iğnemizi düz örüyoruz. Ondan sonra ipimizi koparacağız. Siz aynısından bir tane daha kol öreceksiniz. Şimdi 20. sıraya kadar düz örüp gelelim. Yirminci sırama kadar düz ördüm kollarımı. Siz de söylediğim gibi ikisinden, aynı koldan iki tane daha örüyorsunuz. Şimdi hemen bacaklarımıza geçmek istiyorum. Bacaklarda ben beyaz renk kullandım. Siz eğer isterseniz kıyafette kullandığınız rengin aynısıyla da veya farklı bir tonla ayakkabı gibi örebilirsiniz. Ekstra ayakkabı örmeyeceğiz çünkü. Veya aynen bu şekilde beyaz da tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen tarifimi açayım. Beyaz ipimizle 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinciden itibaren bakın. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirden itibaren 3 sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonda kalan bir zincirim var. Onun içerisine de 3 sık iğne yapacağım. Aynı zincir içine 3 sık iğne. 2, 3. Şimdi hemen karşı taraftayım. Karşı taraftan zincirin içerisine battım. Ve 2 sık iğne yapıyorum. Burada biraz sıkı örelim. 1 ve 2. Sonda kalan bir zincirim var. Onun içerisine de bir tane arttırıyoruz. Evet, toplamda birinci sıramızda 10 sık iğnemiz olacak. 6, 8, 10. Şimdi şuradan bir hemen ilmek belirleyicim vardı. Onu almak istiyorum. İkinci sıramızda bir tane arttırıyoruz. Aynı sık iğne içerisine çift battım. 2 sık iğne yapıyorum. 1, 2. Burada da 3 kez arka arkaya arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırma. Üç arttırmadan sonra 3 sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonda kalan bir sık iğnem var. Ona da bir tane arttırıyorum. Toplamda 10 olan sık iğnem 15'e çıktı arkadaşlar. Şimdi ilmek belirleyicim bu tarafa aldım. Üçüncü sıramdayım. Burada bir tek bir çift yapıyoruz. Sadece bir kez. Bir sık iğne ördüm. Diğerine çift battım. 2 sık iğne yapıyoruz. 1, 2. Burada da 3 kez arka arkaya bir tek bir çift yapıyoruz. Birinci bir tek bir çiftim. İkinci bir tek bir çiftim. Üçüncü bir tek bir çift. Şimdi 3 sık iğne. 1, 2, 3. Sonda kalan 2 sık iğnem var. Onun içerisine de bir tek bir çift yapıyorum. Ve 3. sıramızı bitirmiş olduk. Toplamda 20 adet sık iğnemiz oldu. İlmek belirleyicimi arkaya alıyorum. Dördüncü sıramızda arkadaşlar sadece arka ilmeklerden alarak öreceğiz. Yani bloğu şeklinde her iki ilmeği almıyoruz. Sadece arka ilmeklerden bir sıra 20 sık iğneyi düz örelim bloğu şeklinde.
18, 19, 20. Evet, ayakkabımız oluştu. Beşinci sıradayız arkadaşlar. Burada da sadece bir sıra ama her iki ilmeği alarak sadece bir sıra 20 sık iğne örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi ilmek birleyicimi aldım bu tarafa. 6. sıramdayım. Bu sıramızda artık eksiltmelerimiz var. Şuradaki ipi de arasına saklayalım. 6. sıramızda 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada arka arkaya 4 kez eksiltmemiz var. Ön ilmeklerden alarak eksiltiyorum. 1 2 3 4. Şimdi sıra sonumuza kadar 6 sık iğnemiz kalması gerekiyor. 3 4 5 ve 6. 6 sık iğnemi düz ördüm sıra sonuma kadar. Toplamda 16 sık iğnemiz oldu. 7. sıramızdayız. 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Burada da yine arka arkaya 4 kez eksiltiyorum. 1 2 3 4. Sıra sonuma kadar kalan 4 sık iğnemizi düz örelim. 3 ve 4. Evet, eksiltmemiz bitti. Hemen biraz içerisine elyaf dolduracağız. Şöyle az bir miktarda elyaf alıyorum. Evet, şimdilik bu kadar yeter. En son 7. sıramızı örmüştük. 12 sık iğnemiz var. 6, 8, 10, 12. Şimdi 8. sıramızdayız. 8. sıramızda sadece bir sırayı arkadaşlar düz örelim. İlmek belirleyicimi de bu tarafa alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 8. sıramızı da bitirdik. Şimdi 9. sıramızdayız.
renk değişikliğimiz olacak. Hemen ten rengimizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi son yaptığım sık iğnemi çıkarıyorum. Ve ten rengime geçtim. Dokuz ve onuncu sıraları düz bir şekilde öreceğiz. Ama bu sıramızda arka ilmeklerden alacağız. Beyaz ipimizi de kesinlikle bu tarafa atıyoruz arkadaşlar. Çünkü fırfırımızı oluşturmak için. Şimdi burada sadece bir sırayı arka ilmeklerden alarak örüyoruz. Bir üst sırayı da normal her iki ilmeği alarak düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi 12 sık iğnemizi 9. sıramızda bloğu şeklinde örelim. Evet, burayı bitirdik. Şimdi 10. sıramızdayız. 10. sırayı da bir sıra yine 12 sık iğne düz örüyoruz. Evet, sonuncu 12. sık iğnemi de ördüm. Şimdi hemen şuradaki fırfır kısmını oluşturalım. Ten rengini de pardon ilmek birleyiciyi de artık çıkarabiliriz. İçerisine birazcık daha elyaf koyalım. İçerisine birazcık daha elyaf koydum. Ayağım tam oluştu arkadaşlar. Şimdi şurada bıraktığımız beyaz ipimizle de fırfır kısmını oluşturalım. Ondan sonra beyaz ipi koparacağız. Şimdi şuradan flow kısmından tığımı takıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını aldım. Her flow ilmeğine yarım trabzan yapıyoruz. Yani arttırıyoruz arkadaşlar. Her flow ilmeğine çift yarım trabzan yapıyoruz. Başını alıyorum. Bir seferde çekiyorum. Aynı yere iki kez başını aldım. Bir seferde çektim. Başını aldım. Bir seferde çektim. Aynı yere bir daha. Başını aldım. Bir seferde çektim. Başını aldım. Flow'ya battım. Bir seferde çektim. Aynı yere tekrar yarım trabzan. Başını aldım. Bir seferde çektim. Ve sonuncuyu da yaptım. Hemen ilk yaptığımız yarım trabzanın içerisine ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekip ipimizi koparacağız arkadaşlar. Bakın fırfır kısmımız bu şekilde. Şimdi hemen ipimizi saklayalım. Beyaz ipimi kopardım. Şuralardan giriş çıkış yapalım. Bir de buradan yapalım. Sonra bu ipi arkadaşlar içeri çektirelim. Ve her iki ucu şuradaki kısa kalan ten rengimizin ucuyla da bağlıyoruz. Çıkmaması için. Keselim hemen.
Evet, bu kısım da tamamdır. Şimdi örmeye devam ediyoruz. En son 10. sıramızı örmüştük. 11. sıradayız. Bu sırada arttırmalarımız olacak. Arttırmaların arkadaşlar tam olarak bacağın arka tarafında olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi 11. sırada hemen bir tane arttırıyorum. Ve 11 sık iğneyi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Toplamda 12 olan sık iğnemiz 13 oldu. Şimdi 12. sıramızdayız. 12. sıramızda da hemen bir tane arttırıyorum. Sıra sonuna kadar 12 sık iğnemi düz örüyorum. 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. İlmek belirleyici takalım. Toplamda arkadaşlar 14 sık iğnemiz oldu. Şimdi 13. sıradayız. 13 ve 17. sıralar arasını toplamda 5 sırayı arttırma, eksiltme yapmadan 14 sık iğneyi düz örelim. 13 ve 17. sıralar arasını 17. sıramızda dahil düz bir şekilde örüp gelelim. 17. sıramıza kadar düz ördük arkadaşlar. İçerisine ara ara elyafta koydum. Şimdi 18. sıramdayım. Bir sık iğne örüyorum. İlmek birleyicimi bu tarafa alayım. Bir sık iğne ördüm. Hemen bir tane eksiltiyorum. 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 Diz kapağını oluşturacağız burada arkadaşlar. Şöyle tuttuğunuz zaman tam 3 sık iğneyi ortalamanız gerekiyor. Evet, ben de bir tane daha örmem lazım. Siz ona göre ayarlayın lütfen. 5 sık iğne ördüm ben. Şimdi arka arkaya 3 kez arttırıyorum. Birinci arttırmam. İkinci arttırmam. Üçüncü arttırma. Burada da bir sık iğne örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Toplamda 15 sık iğne olması gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 19. sıramızdayız. 19. sıramızda da sadece bir sıra düz 15 sık iğneyi örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 20. sıramızdayız arkadaşlar. 20. sıramızda bir sık iğne örelim. Bir tane arttıralım. 5 sık iğne 1 2
3 4 5. Şimdi ben aşağıda bir tane fazla ördüğüm için burayı 6 sık iğne yapacağım. Eğer siz de benim gibi bir tane fazla ördüyseniz alt sırada, ona göre siz de örebilirsiniz. Şimdi burada 2 tane arka arkaya eksilteceğim. 1 2. Burada da 2 sık iğne örüyorum. 1 2. Son kalan sık iğnemi de bir tane arttırıyorum. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 sık iğnemiz var yine. Evet, içerisine ellef koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel. 15 sık iğnemiz vardı. Şimdi 21. sıradayız. 21. sırada da bir sıra arttırma eksiltme yapmadan 15 sık iğneyi düz örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi arkadaşlar şöyle tutuyorum. Yirmi ikinci sıradayız. 22. sırada 2 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sıra sonunda kadar 13 sık iğnemiz olması gerekiyor. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 oldu arkadaşlar. 13 değil, fark etmez. 12 sık iğnemizi düz ördük. 23 ve 30. sıralar arasını arkadaşlar, şu anda 23. sırayı örüyoruz. 23 ve 30. sıralar arasını düz bir şekilde örüyoruz ve geliyoruz. İçerisine ellef koymayı unutmuyoruz arkadaşlar. 16 sık iğnemiz var. 23. sıramızdayız. 30. sıraya kadar, 30. sırada dahil, düz örüp geliyoruz. Şimdi 8 sıramı 30. sıraya kadar düz ördüm. İlk ördüğümüz bacak sol bacak olacak arkadaşlar. Bakın. Burası tam ilmeğimizin, yani sıra sonumuzun geldiği bölüm. Şöyle ikiye katladığımız zaman bu şekilde birleştireceğimiz için arkadaşlar tam ortalamamız gerekiyor. Yani burada bir sık iğne fazla. 30. sıramızda 15 sık iğne örmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde birleştirip ona göre, kendimize göre ayarlayalım. Kimisininki 2 sık iğne fazla veya az olabilir, fark etmez. Onu kendinize göre ayarlayın. İlk ördüğümüz bacağımız sol bacak. Yani aynen bu şekilde ben ayarladım. Bakın şuradan bir sık iğneyi söktüm. Gayet güzel orantılandı. Şimdi ikinci ördüğümüz sağ bacakta da arkadaşlar, bunu da hemen gösteriyorum. Hemen söktüğüm bir sık iğneyi örüyorum. Şimdi bunu sağ bacak olarak sayacağım. İlk ördüğümüz soldu. Bu da sağ bacak arkadaşlar. Şimdi sağ bacaktan bir 3 sık iğne örelim. Şu an 31. sıra diye farz ediyorum. 2 3. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Sağ bacakta. Renk değiştiriyorum. İç çamaşırı rengi. 3 sık iğne örmüştük. 4 5 Bir 6 sık iğne örelim ve bunu da ortalayacağız. İnşallah kamerada çıkmıştır.
7, 8 sık iğne örelim ve bir tane daha istiyor bende. 9. Evet. 9 sık iğne kafi arkadaşlar. Sağ bacakta. Ne yaptık sağ bacakta? 3 sık iğne ördük. Renk değiştirdik. Sonra tekrar 6 sık iğne ördük ve 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen sol bacağımızı alıyorum. Sol bacağımızı da zaten ayarlamıştık. Hemen en son ki yaptığımız sık iğnenin yanından batıyorum. Şuradaki kısa kalan ipimi de yine arasında yürüteceğim. Bu şekilde sıkı olacak arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. Her iki bacağımızı da birleştirdik. Hemen bakalım. Evet, gayet güzel, orantılı duruyorlar. Şimdi örmeye başlıyoruz. Burası bizim artık birinci sıramız olacak. Bir sık iğne örmüştük. Zincire kadar 16 sık iğnemizi düz örelim. 3 4 Zil çaldı. Ev hali arkadaşlar, herkesin zili çalabilir. Şimdi zincire kadar 16 sık iğnemizi örelim demiştik. On beş, on altı. Şimdi hemen burada zincirin bir katından alarak katlarına ayrılıyor. Bir, iki, üç, ay şaka mı bu? Ve 4. Şimdi hemen sağ bacağıma geçiyorum. Şuradan arkadaşlar bakın, şuraya batmışız. Ben her zaman burada açıklık olmasın diye buradan bir ilmek kaydırma yaparım. Sonra yandaki sık iğneden örmeye devam ederim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tekrar 11 12 13 14 15 ve 16. Şimdi zincirin bir diğer katında kalan 4 sık iğneyi de örelim. 2 3 4 Evet. Bacaklarımız
Hayırlısıyla birleşti arkadaşlar. Fazla iplerimizi de koparacağız. Şimdi 16 sık iğne bu bacaktan, 16 bu bacaktan. Zincirlerde de toplamda 8 sık iğnemiz vardı. Hepsi birlikte 40 sık iğne yaptı. Şimdi burası bizim birinci sıramızdı. 2 ve 8. sıralar arasını toplamda 8 sırayı 7 sırayı arkadaşlar düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Beyaz ipimizle 8. sıraya kadar 2 ve 8. sıralar arasını düz bir şekilde 40 sık iğne örüp gelelim. 7 sıra boyunca düz ördüm. Şimdi son 2 sırada eksiltmemiz olacak arkadaşlar. 6 sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 bir tane eksiltelim. Şimdi 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada da bir tane eksilteceğim. Şimdi ortaya kadar yine 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tam ortada bir tane daha eksiltiyorum. Yine 8 sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir eksiltme. Şimdi sıra sonumdayım zaten. Bir tane ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 6 sık iğne ördük, bir eksilttik. 8 sık iğne ördük, bir eksilttik. Tekrar 8, bir eksiltme. Tekrar 8, bir eksiltme. Sonda kalan 1 sık iğnemi de düz ördüm. 4 kez eksiltmiş olduk arkadaşlar. 40 olan sık iğnemiz şu an 36'ya düştü. Şimdi 4 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 4 tek bir tane eksiltiyorum. Bunu burada 6 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz kalacak. 3 4 tek bir eksiltme. İkinci 1 2 3 4 tek bir eksiltme. Üçüncü 1 2 3 4 tek bir eksiltme. Dördüncü 1 2 3 4 tek bir eksiltme. Beşinci ve sonuncu 1 2 3 4 tek bir eksiltme. Toplamda 30 sık iğneye düştük. Sayalım. 8 10 12 14 16 18 20
24, 26, 28, 30. Evet, toplamda 30 adet sık iğneye düştük. Hemen ten rengimizi alalım. Renk değiştiriyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. Toplamda arkadaşlar, ben 12 sıra boyunca örmüşüm 30 sık iğneyi. Hemen bakalım yine. Evet, 12 sıra. 6, 8, 10, 12 sıra boyunca ten rengimizle 30 sık iğneyi düz örüp geliyoruz. Sonrasında kolları birleştireceğiz. Evet. 12 sıra boyunca örüp gelelim. 12 sıra boyunca 30 sık iğnemi düz ördüm arkadaşlar. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. Şu an tam sıra sonundayım. O yüzden bir diğer kola kadar düz örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tam ortalamamız gerekiyor. 12 sık iğne örelim. Bir tane daha örüyorum arkadaşlar. Toplamda 13 sık iğnemi düz örmüş oldum. Evet. Şimdi sol kolumu alıyorum. Parmak ucumuz olmadığı için istediğiniz gibi birleştirebilirsiniz. Hemen bir koldan bir sık iğne alıyorum. Bir de gövdeden. Bir sık iğne aldım. Bir sık iğne daha örüyorum. Yani iki sık iğne ile kollarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi bir diğer tarafa kadar ne kadar olması gerekiyor? 6, 8, 10, 12 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hemen kontrol edelim yine. Evet, 12 sık iğne bende gayet güzel oldu. Siz de yine bakarak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi sağ kolumu alıyorum. Yine bir sık iğne koldan. Bir sık iğne de gövdeden. Bir tane daha. Burayı da iki sık iğne ile birleştirmiş oldum. Tam da arkadaşlar benim sıra sonuma geldi. Süper oldu. Ne yaptık? İlk başta 13 sık iğne ördük. Sonra 2 sık iğne ile birleştirdik. 12 sık iğne tekrar 2 sık iğne ile birleştirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, kollarla birlikte toplamda 40 sık iğnemiz oldu. 30 olan sık iğnemiz 26 oldu. Kollarda da 7 7 14 eşittir 40 arkadaşlar. Şimdi bu 40 sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde sadece bir sıra örelim. Ondan sonrasında eksiltmelerimize başlayacağız. Hemen bir diğer kola kadar beraber örelim.
Evet, şimdi koluma geldim. Koldan hemen şuradan bir sık iğnemi alıyorum. Hemen onun yanındaki sık iğneden buradaki ipimizi de arasında yürütelim. 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir diğer kola kadar yine düz örüyorum ve o kolda da aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir sıra 40 sık iğnemizi düz örüp gelelim. Şimdi arkadaşlar eksiltmelerimize başlayacağız. Bir diğer kolumuza kadar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen bir gövdeden bir koldan bir tane eksiltiyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Yine bir koldan bir gövdeden eksiltiyorum. Devam ediyorum. Ön taraftayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir gövdeden bir koldan eksiltme bir iki üç dört beş bir koldan alabilirsem bir gövdeden eksiltme Evet, toplamda 40 olan sık iğnem şu anda 36 oldu arkadaşlar. Normalde şurası bizim sıra sonumuzdu. Bir sıra fazla eksilttiğimiz için artık sıra sonumuz burası arkadaşlar. Şimdi 4 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 36 sık iğnemiz var. 1 2 3 4 sık iğne bir eksiltme bunu 6 kez tekrar edeceğiz sıra sonumuzda 30 sık iğnemiz olacak 2 3 4 sık iğne bir eksiltme bu sıradan sonra içerisine biraz elyaf koyup sonrasında kolumuza telimizi yerleştireceğiz arkadaşlar yoksa sonrasında çok zor oluyor Eğer kullanmak istemiyorsanız tel kullanmayabilirsiniz. Evet, toplamda 30 sık iğneme düştüm. Şöyle bir tel hazırladım arkadaşlar. Söylediğim gibi siz eğer istemezseniz kullanmayabilirsiniz. Ama kollara şu formu vermek için gayet kullanışlı oluyor. Şimdi hemen içerisine yerleştirelim. Evet, tam istediğim gibi oldu. Gayet güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar en son 30 sık iğnemiz vardı. Burada da 3 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 tek bir eksiltme.
Bunu da 6 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda 24 sık iğneye düşeceğiz. 1 2 3 tek, bir eksiltme, 6 kez tekrar. Sıra sonunda 24 sık iğneye düşelim. Evet, 24 sık iğneye ulaştım. Şimdi 2 tek bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 tek bir eksiltme. 6 kez tekrar ediyorum. Sıra sonunda 18 sık iğneye düşeceğim. 2 2 tek bir eksiltme. 1 2 tek bir eksiltme. 1 2 tek. Sonuncu. 1 2 tek bir eksiltme. Şimdi hemen içerisine biraz elyaf dolduralım. Çünkü sonuncu eksiltmemizi yapacağız. Zor olmasın. Evet arkadaşlar, şimdi 18 sık iğnemiz vardı en son. Burada da bir tek bir eksiltme yapıyoruz. Bir tek yapıyorum, bir tane eksiltiyorum. Bir tek yapıyorum, bir tane eksiltiyorum. Bir tek bir eksiltme. Bir tek bir eksiltme. Sonuncu. Evet, toplamda 12 sık iğneye ulaştım. Şimdi arkadaşlar 3 sıra 12 sık iğnemizi düz örüyoruz. Ondan sonra ipimizi koparıyoruz. Gövde kısmı bitmiş bulunuyor. Hemen kafayla devam edelim. 3 sıra daha örüyoruz ve ipimizi koparıyoruz.